8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz diş hekimi ve protez uzmanı Doktor Zeynep Giray. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Çok mersi, hoş bulduk. Öncelikle şunu soracağım, diş beyazlatmayı konuşacağız bugün ama bunun mevsimsel bir olayı var mı? Yani böyle yazın daha çok revaçta olan, daha çok tercih edilen bir şey midir? Aynen öyle. Yaz günleri aslında biraz sosyalleştiğimiz aylar, düğünler oluyor, davetler oluyor. Herkes de bol bol fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf çektirirken de insanlar bembeyaz dişlerle gülümsemek istiyorlar. Yaz aylarında çok sık diş beyazlatma yapıyoruz. Çok da severek yapıyoruz. Ben kendime de çok uyguluyorum, arkadaşlarıma, dostlarıma da sağlıklı uygulayabiliyorum. Hiçbir zararı yok. Beyazlatma için başvuran bir hastamıza yaklaşık bir saat bile değil, koltukta uzanıyor, dinlenerek bir dişlerine kimyasal ilaç sürüyoruz. Özel ışık altında kulağında da işte sevdiği bir müzik dinleyebiliyor. Hem dinleniyor hem de işlem bitiminde dişleri 4-5 ton açılabiliyor. Çok severek yapıyorum. Yaz aylarında da çok talep var gerçekten. Zeynep Hocam peki diş beyazlatmayla diş temizleme aynı şey mi? Bir de diş beyazlatmayı herkese yapabiliyor musunuz? Çok güzel bir soru. Çünkü bazen hastalar diş beyazlatmak için geliyor ama esasında dişlerini temizlememesi lazım. Çünkü belli bir süre diş temizlenmesi, dişlerin etrafında tartarlar oluşuyor. Bu ağızda kokuya neden olabilir. Biraz daha temizlenmezse diş etleri şiş ve kanamalı bir görüntüye sahip olur. Hastalar bazen diş etlerim kanıyor başvurusuyla gelirler. Daha da ileri boyutlarda temizlik rutinde yapılmazsa o zaman o enflamasyon kemiğe geçiyor ve kemik kaybı oluyor dişi saran o kemik etrafında. Zaten diş temizliğini rutin olarak her hastama, her izleyicime yılda bir kere hekiminizi ziyaret edip diş temizletmeyi öneriyorum. Herkese bu yapılabilir. Ama az önce anlattığım diş beyazlatma bir anlamda da estetik bir operasyon. Evet. Büyüme gelişimini tamamlamış, her bireye uygulanabilir. Ben tercihen hani hamilelik döneminde ve emzirme döneminde önermiyorum ama onun dışında herkese diş beyazlatma sağlıkla yapılabilir. Önceden yani yıllar evvel diş beyazlatmış kimseler olabilir. Belki o dönemlerde kullanılan ilaçlarda hassasiyet oranları artıyordu. Şimdi hem teknoloji çok ilerledi hem ilaçların içeriği çok değişti. Kesinlikle hassasiyet dahi olmadan keyifle sağlıklı bembeyaz dişlere kavuşuyor hastalarımız. Burada önemli bir konu da bunun kalıcılığı. Çok doğru. Yani nasıl ki işte düzenli diş hekimine gitmek gerekiyor, işte biraz önce söylediğiniz temizlik yapılması lazım. Diş beyazlatma için de böyle bir siklus gerekli mi? Evet, belirli aralıklarla gitmek. Diş temizliğini zaten rutin yapılıyor diye düşünüyorum izleyicilerimiz tarafından. Ama diş beyazlatma bir yıl kadar sağlıklı, hiç geri dönüş olmadan kalıyor ama beyazlatmanın takibinde ilk 3 gün hastalarıma koyu renkli içecek ve yiyeceklerden sigara, çay, kahve uzak durmalarını istiyorum. Ama kişi bunları çok sıklıkla tüketiyorsa tabii ki daha hızlı bir geri dönüş oluyor. Ama hiçbir zaman o ilk sarı, ilk koyu rengine kadar da dönmüyor. Eğer geri dönüş olsa bir sene sonra da tekrarlanabilen bir işlem diş beyazlatma. Ama bunun tabii daha kalıcı yöntemleri de var. Bir kere ben protez uzmanıyım. Bize hep estetik amaçlı hastalar başvuruyor ve dişlerinin beyaz olmasını istiyor. Ama hasta çok eski dolguları vardır, renkleşmiştir veya diş beyazlatmayla giderilemeyecek kadar grileşmiştir dişler. Çapraşıklığı vardır veya aralıklı dişler vardır. O zaman kalıcı beyazlığı laminalarla sağlıyoruz. Hocam tam da yeri gelmişken o zaman lamina nedir, nasıl bir uygulamadır bunu anlatalım bir de. Bu dönem aslında çok diş hekimi bunu anlatıyor televizyonlarda. Çünkü çok başvuru var, çok istek var. Malum işte fotoğraf çekimi çok arttı, sosyal medyada kullanıyor insanlar. Selfie çekiyoruz. Selfie'de de neler yapıyoruz neler dişler evet. Dişler çok gözüküyor gerçekten. Lamina bir kontak lens gibi düşünün. İncecik bir porselen parçası. Sadece dişin ön yüzeyine yapıştırıyoruz. Dişin ön yüzeyinde minimal bir yüzey hazırlığı yapıyoruz. Yani dişinin bütününün kesilip küçültülüp bir kaplama gibi düşünülmesin. Böyle bir uygulama. Ama burada dikkat edilmesi gereken tabii çok teknik detaylar var. Bir kaplama yaparken hekimin hataları veya hastanın kullanımla bağlı hataları çok güzel maskelenirken laminada durum böyle olmuyor. Ve genellikle sadece estetik başvurusu için gelmiştir bize örneğin hekime hasta.
bir ağrısı yok, sızısı yok, sadece güzel diş istiyor. O zaman çok dikkatli çalışmak lazım. Yani bir tasarımla yola çıkıyoruz. Nasıl bir mimari projede bir 3D bir yazılım yapılıyor, bir dizayn yapılıyor. Biz de aynı estetik için başvuran, lamine yapacağımız hastada bir tasarımla yola çıkıyoruz. Fotoğrafları çekiliyor, videoları çekiliyor. İşte buna İngilizce söyleyince daha havalı oluyor. Dijital smile dizayn yapıyoruz. Yani bir önce fotoğraf üstünde bir dijital smile deyince evet. Smile dizaynı daha havalı. Böyle bir dizayn yapıyoruz. Ama ben aslında bunu 3 boyutlu olarak kliniğimde yapıyorum. Bir model oluşturuyorum. Mumlu bir çalışma yapıyorum seramistimle. Ve ikinci seans hasta geldiğinde bu mumlu dizaynımı hastaya gösteriyorum ve ayna karşısında konuşturuyorum, yine fotoğraf çekiyoruz. Ön dişler yeterince uzadı mı ya da dişleri öne alırsak dudak desteği nasıl sağlanacak gibi. Aslında bu tasarım hastadan ziyade benim için gerekli. Ben anlıyorum orada hasta ne istiyor, onun yüzüne ne yakışabilir. Eğer istekler örtüşüyorsa ki çoğu zaman böyle oluyor, o zaman işleme alıyorum. Dişleri anestezi altında yüzey hazırlıklarını yapıyoruz. Zımparalamak gibi düşünün bunu. Ölçüleri alınıyor. Birkaç gün içerisinde de o küçücük, incecik yaprak, o lens laminalar hazırlanıyor ve dişin üzerine yapıştırılıyor. Tabii teknik detay burada önemli dedim. Burada en önemli şey aslında o uyum. Bir şöyle anlatıyorum hastalarıma, bir cam levha düşünün. Bir damla su koyduğunuz zaman o iki yüzeyi birbirinden ayıramazsınız. Çünkü yüzey pürüzsüzdür, kohezyon kuvveti vardır. İşte ben eğer hekim diş yüzeyini pürüzsüz hazırlar, seramist de laminanın iç yüzeyini öyle pürüzsüz hazırlarsa uyum mükemmel oluyor. Devam edeyim anlatmaya, bu konuda çok böyle bilgi verdikçe konuşasım da geliyor. Hastalar şunu soruyor en çok, işte laminanın altında düştürür mü ya da işte kırılır mı düşer mi? Bu kadar uyumlu, iyi uyumlu bir şey asla düşmüyor. Hani bir travma darbe alırsa tabii ki dişinizi kıran bir şey laminayı da kırar. Ama en önemlisi dişin laminanın altından diş de çürümüyor. Yani dişleri de aslında bir korumaya anlamda almış oluyorsunuz. Aynen öyle, koruyucu da bir tedavi. Hı hı. Evet. Yani full ağız yapısına da çalışılabilir ya da evet, tamamen gülüşün gösterdiği kısma da çalışılabilir. Çok doğru, çok doğru. Evet. Çok güzel. Peki dişlerin beyaz olması her zaman istenen bir şey mi? Yani her zaman estetik midir? Yani sizi diş hekimi olarak merak ediyorum şimdi cevabınızı. Tabii dişlerini ilk kez estetik yaptıracak kişiler beyazlığa dikkat ediyor. Ama evinizde de bir porselen tabak vardır, onun da bir beyazı vardır. Ama doğal dişin, yani bizim lamina yapacağımız zaman doğal diş minesini en iyi şekilde taklit eder şekilde hazırlamamız lazım. Diş minesinin üstünde yüzeyde küçük küçük girintiler var, uçlara doğru incelir, yüzeyinde şeffaflıklar vardır. Şimdi şöyle düşün, 0.2 milim kalınlığında bir yapıda benim seramistim bir palet düşünün, ressamın elinde böyle bir skalası. Evet. İncecik fırçalarla o renk geçişlerini, o degradasyonu verir. Evet, siz normal gözle o beyazın geçişlerini anlamazsınız ama dişin üstüne yapıştırdığımız zaman karşıdaki kişi o dişin yapılmış bir diş olduğunu anlamaz böyle bir çalışmayla. Ama bu tabii hastaların bilebileceği bir şey değil. Bu konuda çalışmış, bu konuda tecrübe sahibi hekimler bunu anlayabilir. Dolayısıyla çok beyaz diş istiyorum diyeni biraz yönlendiriyoruz aslında. Doğala, natürele yapmaya çalışıyoruz. Kişinin aslında zeminine de bakıyorsunuz, ten rengine de bakıyorsunuz. Doğru değil tabii mi? Tabii ki, tabii tendeki ki. Duruş, ben çok beyazım, daha da beyaz olması lazım şeklinde. Evet, bir de siz sarı saçlarınız en beyaz yakışır ama en yani. Beyaz en beyaz olmalı. Geleceğim hocam. Hocam peki gülüş estetiği çok revaçta, benim de zaten dikkatimi çekiyor. Bu konuda seyircilerimizi ne yönde yönlendirelim biz? Yani nasıl tavsiye ederiz doğru kişiye ulaşması için? Evet. Doğru hekimi bulabilmesi için evet, nelere dikkat etmeliler? Bir kere hastalarımız sosyal medya çok kullanılıyor. Evet. Ben de evime bazı alışverişleri sadece sosyal medyadan görüp alıyorum. Yani bu kadar revaçta. Burada vakaları incelenebilir. Çünkü ben artık sosyal medyanın doğru bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Bize hep doğru hasta geliyor. Ne istediğini bilen insanlarla biz çalışıyoruz. Kendimizi güzel ifade ettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bir araştırma yaparken o hekimin vakaları ve tecrübesine inanarak gitmeleri çok önemli. Tercihen bir referansla, yani daha önce dişlerini bir arkadaşı, komşusu yaptırmıştır, beğenmiştir, onun referansıyla da gidilebilir. Ama hastalarımızın şu konuda bilinçlenmesini istiyorum. Bir estetik işlem yapılacaksa lütfen dişlerinin bütününe,
zarar verilmeden yapılsın. Gencecik insanlar geliyor bazen, çok fazla çapraşıklık var, lamineyle çözemeyeceğiz. Dişlerinin tamamını kestirmek istiyor. Ben meslek hayatımda hiç böyle bir tedavi yapmadım. Hasta istese bile kabul etmemek lazım. Dolayısıyla dişlerin bütününün korunarak tedavi yapılması lazım. Hı hı. Bazen biz öncesinde diş dizimini düzeltiyoruz. Ortodontik tedavi yapıyoruz. 6 ay onu bekliyor hasta. Düzelttikten sonra dişlerin sadece ön yüzeyine o yaprak porselenleri uyguluyoruz. Biz, sadece biz demeyeyim, bütün diş hekimleri bir restorasyon, bir estetik amaçlı bir iş yapılacaksa, işte altta yatan tüm çürüklerin, tüm kötü yapılmış kanal tedavilerinin, diş eti problemi varsa öncelikle bunların sağlığa kavuşturulup ondan sonra estetik işlemlerin yapılması lazım. Nitekim hastalar soruyor, işte komşum kaplama yaptırdı, diş etleri mor, işte ya da çok beyaz hocam, çok suni duruyor. İşte bunların tüm sebepleri bunlar. Önce sağlık, kesinlikle, ondan sonra estetik. Diş eti çekilmesi de oluyor doğru yapılmadığında, doğru mu hocam? Vücut, kaplama yapıldı dediniz çok, ya, morluk doğru var dediniz. Vücut iyi yapılmayan biyolojik sınır ihlaline çok güzel cevap verir. Hemen, hı-hı, kanama başlar mesela. Hı-hı. Hemen orada kanama, o çözülmezse daha ileride işte çekilmeler, biraz kemik ve diş eti problemleri o zaman görüyoruz. Bunların da tabii telafileri, tedavileri var ama baştan şöyle söylüyorum ben hastalarıma, bir tane okumuz var, onu tam 12'den vurmak zorundayız. Yani bir tane bir kere yaptıracaksınız doğru bu işi protokol, ve doğru yapmak lazım. Hatta çoğu zaman şunu da söylüyorum, bu dönemde uygun değilsek hem maddi hem manevi zaman ayırmak da bir emek çünkü. Bu dönem uygun değilse erteleyin ama tam doğru zamanda doğru ve zaman doğru bir işi yaptırın. Evet, bu bütün tıp, bütün cerrahi işlemler aslında, bütün tıp işlemleri için böyle esasında. Ama estetik daha da kıymetli bir şey. Çünkü hastanın bir problemi yokken onu problemli hale getirmemek lazım. Kesinlikle katılıyorum, evet, size. Ben anladığım kadarıyla siz güncel teknolojik gelişmelerden de faydalanıyorsunuz böyle bir plan yaparken. Çünkü hep diş hekim arkadaşlarımın söylediği şey şudur, ağız bir bütündür. Kesinlikle. Bütün olarak değerlendirmek lazım. Hani söylediğiniz şey bu anlamda çok önemli. Bu aşamada yani bir dişlerini beyazlatmak isteyen hastalar, işte laminan yaptırmak isteyen hastalar için de bu planda böyle bir dijital destek alıyoruz dediniz. Nasıl bir dijital destek alıyorsunuz? Soru için çok teşekkür ederim. Anlatacaktım, unuttum. Biz aslında dişlerde... Bir tarayıcı hayal edin, bir makina dişleriniz üstünden geçiyor ve anında sizin diş formunuz o bilgisayar programında geçiyor. Biz onun üstünden bir tasarım yapıyoruz ve bir gün içerisinde kazıyıcıdan o laminaları da üretebiliyoruz. Bu çok eski, çok uzun zamandır olan bir teknoloji, hı hı, ama teknik hassasiyetleri çok yükseldi. O yüzden ben artık bunu kullanır hale geldim. Önceden çok detay çalışılamıyordu. Şimdi hem detayı çok iyi alıyor, hem estetiği çok iyi alıyor. Evet, dijital çok sevdiğimiz, çok yüz güldüren ve bekleme süreyi de çok kısaltan bir uygulama. Çünkü hastalarımız bazen yurt dışından gelebiliyor. Vakitleri az, zaman problemi var. Dişlerinde yüzey işlemi yapıyoruz. Ölçü bile almadan bir tarayıcıyla dişleri tarıyoruz. Hemen onun dizaynını yapıp tuşa basıp porselenlerini üretebiliyoruz. Bu çok yüz güldürücü oluyor. Dolayısıyla bu tek okunuz var ve 12'den vuracaksanız sanırım bu anlamda, tabii, çok etkili bir yöntem. Çok, çok. Bunun da üstüne ama birazcık o handmade, o dokunuşlarda yapınca sanatınızı o zaman güzel oluyor yani. Sanatınızı konuşturacaksınız artık. Evet. Mutlaka, mutlaka. Başarılı bir ekip gerekiyor bir de. Bir bütün. Hem ekip, hem bir tecrübe, hem de yıllardır hani... Yıllardır bu işi yapmış olmak çok şey kazandırıyor. Siz de hani hekimsiniz. Bundan 10 sene önce yaptığınız vakalarla şimdi yaptığınız, şimdiki yaklaşımımız arasında mutlaka bir görüş değişikliği olmuştur. Teknoloji de bize çok yardım ediyor. Yani bizler hep okuyoruz, gelişiyoruz ama teknoloji de bize çok destek bu anlamda. Hakikaten sadece benim, sizin değil, Türk Diş Hekimliği'nin de standartları çok yükseldi ülkemizde. Zaten bu teknolojik gelişmeleri, bu cihazları iyi bir hekim kullanmadığında, doğru kullanmadığında zaten faydası, aynen, olmadığı gibi zararı da olabiliyor. Kesinlikle. Bu anlamda hani izleyicilerimize şu mesajı da verelim. Evet, çok güzel cihazlar var, her yer çok iyi falan, evet, ama doğru hekimi bulmak, kesinlikle, en önemlisi. Doğru hekim zaten doğru, aynen, cihazları kullanıyor.
Ben 19 yıllık hekimim aslında. Hep böyle biraz konservatif yaklaşırım. Biraz hep her gelişmeye biraz şüpheyle yaklaşırım. Ama bir şeye de inanıp güvenirsem onu da layığıyla kullanmak gerekiyor. Çünkü karşınızda bir size canını emanet etmiş bir kişi var. Ona kesinlikle. O doğru hizmeti onun sağlığını gözeterek ona hiç zarar vermeden yerine koymak lazım. Kesinlikle. Zeynep Hanım çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok güzel sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Kesinlikle çok mersi. 8'de Sağlık'ta konuğumuz diş hekimi ve protez uzmanı Zeynep Giray'la protezle ilgili, yeni gelişmelerle ilgili, dijital dizaynla ilgili, diş beyazlatma ile ilgili oldukça güzel, keyifli bir sohbet yaptık. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam edecek.